Atlantik Okyanusu'nun 783 bin kilometre karelik bir alanını kapsar. Bu alana kuş bakışı baktığımızda Miami, Bermuda ve Puerto Rico sınırları içerisinde kaldığını görürüz. Buraya Bermuda Şeytan Üçgeni denilmesinin nedeni ise üçgen biçimindeki bu alanda iz bırakmadan kaybolan çok sayıda gemi ve uçağın olmasıdır. 783 bin kilometre karelik bu bölge Türkiye topraklarının yaklaşık iki katıdır. Bu bilgi çok önemli. Çünkü videonun geri kalan kısmında bu bilgiye ihtiyacımız olacak. Her neyse, konuyu uzatmadan komplo teorisyenlerinin dediklerine geçelim. Komplo teorisyenlerine göre Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan gemi, uçak ve insanların sayısı tam olarak bilinmiyor. Ve iddiaya göre okyanusun bu kısmında yüzlerce gemi ve uçak enkazı bulunuyor. Hatta son 100 sene içerisinde batan gemi, düşen uçak ve kaybolan insanların sayısı binlerle ifade ediliyor. Konuyu uzatmadan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin keşfedilmesine geçelim. Bu yerin keşfedilmesi ilk olarak Uçuş 19 adındaki askeri görev sayesinde gerçekleşti. 5 Aralık 1945 sabahında Florida'daki Fort Lauderdale askeri havaalanında rutin bir eğitim uçuşunun hazırlıkları yapılıyordu. Görevin adı Uçuş 19'du ve takım lideri yaklaşık 2500 saatlik uçuş deneyimi olan Charles Taylor adında Amerikan ordusuna mensup bir teğmendi. 5 adet bombardıman uçağı, Taylor ve daha önce de bölgede çok kez eğitim uçuşlarına katılmış diğer pilotlarla birlikte havalandı. 2 saatlik bir görev için fazla sayılacak miktarda benzin alınmıştı. Filonun telsizleri ise 10 ayrı kanala ulaşabiliyordu. Hava açık, deniz ise durgundu. Henüz görevin yarısındayken işler kötü gitmeye başladı. Saat 15.45'te kontrol kulesi, bu bir acil durumdur. Acil durumdayız, kaybolduk, nerede bulunduğumuzu anlayamıyoruz şeklinde ilk mesaj geldi. Kulenin cevabı batıya dönün şeklinde oldu. Ancak filonun pusulaları bozulduğu için batının nerede olduğunu bilmiyorlardı. Saat 16.25'e gelindiğinde filo komutanının yine sesi duyuldu. Bulunduğumuz yer normal değil. Üstün 225 derece kuzeyinde olmalıydık. Bu şeye benziyor tıpkı... Mesaj burada kesildi. Son yardım çağrısından 3 dakika sonra 19. filo tamamen ortadan kayboldu. Kaybolan 5 uçağı bulmak için aynı yere 13 personeliyle bir deniz uçağı gönderildi. Ancak deniz uçağından da bir süre sonra haber alınamadı. 24 saat içinde 6 uçak ve 27 mürettebat açıklanamaz ve gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Aynı gün birkaç saat içinde 6 uçağın kaybolmasından sonra tarihin en büyük arama çalışmaları başlatıldı. Fakat uçaklara ait tek parça bile bulunamadı. Uçuş 19 bölgede gerçekleşen uçak kazalarından yalnızca bir tanesi. Bunun gibi birçok uçak kazasının yanı sıra bir de batan gemi vakaları var. Bu kazaları arka arkaya sıraladığımızda hafif bir korkuyla birlikte popüler kültüre yeni bir gizem tanımı üretebilmek için yeterli materyale sahip oluyoruz. Bermuda Şeytan Üçgeni. Geldik Bermuda Şeytan Üçgeni hakkındaki gerçeğe. Eğer Wikipedia'daki Bermuda Şeytan Üçgeni olaylarının listesi maddesine bakarsanız, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gerçekleşen kazaları ve kayıpları görebilirsiniz. Bu kaynağa göre 1945-2017 yılları arasında 14 uçak kazası, 1800 ile 2015 yılları arasında da 12 gemi kazası gerçekleşmiştir. Bazı gizem aşıkları internet üzerindeki Bermuda Şeytan Üçgeni web sayfalarında bu bölgede son 100 yıl içerisinde 50 aşkın uçak kazası meydana geldiğini iddia eder. Hadi biz de bölgede 50 uçak kazasının meydana geldiğini kabul edelim. Şimdi yine Wikipedia üzerindeki bir maddeye bakalım. Bu madde Türkiye'deki havacılık kazaları ve olaylar listesi maddesi. Burada 1954 yılından günümüze askeri ve sivil kaynaklı toplamda 38 uçak kazasının kaydı var. Sonuç olarak Türkiye'den iki katı büyük bir bölgede gerçekleşen uçak kazalarının abartılı rakamlar ele alındığında bile Türkiye'de gerçekleşen uçak kazalarıyla kafa kafa olduğu görülüyor. Ne dersiniz, Türkiye'de de uçakları düşüren bir şeytan olabilir mi? Bermuda Şeytan Üçgeni'nde meydana gelen gemi ve uçak kazaları dünyanın başka bir bölgesinden daha fazla değil. Bu durumda Bermuda Şeytan Üçgeni'nde herhangi bir tehlike olmadığı ve dolayısıyla arkasında yatan bir gizem aramanın da oldukça anlamsız olduğu ortaya çıkıyor. Ama yine de insanlar sanki gerçekten böyle bir fenomen varmış gibi başka başka teorileri dillendirmeye devam ediyorlar ve edecekler. Bunlar arasında kafa karıştırıcı bilimsel teoriler olduğu gibi komik metafizik teoriler de var.
Örneğin Poseidon'un Bermuda şeytan üçgeninin merkezinde yaşadığına ve üç dişli yabasıyla geleni geçeni avladığına inanan insanlar mevcut. Hatta Batık Atlantis kıtasının bölgede olduğuna ve bütün gemi ve uçak kazalarının bu mistik kıtanın bir laneti olduğuna inanan insanlar da var. Üstelik bu iddialarını cesurca dillendiren, hatta kitaplaştıran insanlar bile var. Dünya üzerinde açıklanamaz bir şekilde uçakların kaybolduğu ve gemilerin battığı bir bölge varsa eğer, mantıklı olarak gemi ve uçakların böylesine tehlikeli bir bölgeden geçmeyecek şekilde seferlerini gerçekleştirmesini beklersiniz. Ancak uçaklar ve gemiler bu bölgeden korkusuzca geçiyor ve başlarına bir şey gelmiyor. Örneğin internet üzerinden dünya üzerindeki anlık hava trafiğini takip edebileceğiniz siteler mevcut. Bu sitelerden birisi de Flightradar24 sitesi. Flightradar24 sitesi üzerinde Bermuda Şeytan Üçgeni'nin koordinatlarını içeren anlık hava trafiğini izleyelim. Gördüğünüz gibi uçaklar tabiri caizse vızır vızır bölge hava trafiğini doldurmaktalar. Bu sizi ikna etmediyse başka bir kanıta geçelim. Şu an ekranda 2009 senesine ait bir dünya uçuş haritası görmektesiniz. Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesine biraz daha yakından bakalım. İşte uçakların bu tehlikeli bölgeden geçmekte hiç tereddüt etmediklerini daha açık gördünüz. Hala ikna olmadıysanız bir de bölgedeki gemi trafiğini izleyelim. Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesi gemi trafiği açısından tam bir geçiş noktası konumunda ve çok yoğun bir gemi trafiğine sahiptir. Siz de ekranda bunu görüyorsunuz zaten. Bu bölgeden gemilerin de korkusuz bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Tüm bu gerçeklerden sonra insan kendine sormadan edemiyor. Öyleyse neden böyle bir fenomen ortaya çıktı? İnsanlığın komplo teorileriyle, saçma inanışlarla ve efsanelerle olan tarihi gerçekten çok uzundur. Bölgede tesadüfen arka arkaya gerçekleşen birkaç uçak ve gemi kazası sonrasında bunu şeytanın yaptığını anlatan bir kitap yazıp size inanacak milyonlarca insan bulabilirsiniz. Çok az insan efsaneler karşısında gerçeği öğrenmek ister. Videonun bu noktasına kadar sabreden sizler de o insanlardan birisiniz. Sonuç olarak Bermuda Şeytan Üçgeni'nin herhangi bir gizemi yok. Bermuda Adası var, Bermuda Üçgeni var fakat bu üçgende bir şeytan yok. Bu üçgen tehlikeli olmayan bir üçgen. Ve dünya üzerinde farklı merkezleri köşe kabul ederek binlerce yeni üçgen tanımlanabilir. Eğer bir gün Küba'ya gitmek üzere yola çıkarsanız uçağınız ister istemez bu üçgenin üzerinden geçecek. O sırada arkanızı yaslanın ve uçağınızın düşme olasılığının dünyanın herhangi bir başka bölgesinden daha yüksek olmadığı gerçeğini hatırlayarak yolculuğunuzun keyfini çıkarmaya bakın. Everything will die.